Levent. Kim bu? Ablan mı yoksa? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Açın kapıyı. İçeridesiniz biliyorum. Sen kal burada. Aç kapıyı. Aç kapıyı dedi. Aç dedi. Ne oluyor beyefendi? He? Ne oluyor? Öyle alacaklı gibi kapıya vuruyorsun. He? Asıl siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Bakın burası bir aile apartmanı. Anlamadım. Bu eve gelen giden belli değil. Ev sahibinin haberi var mı bundan? Ev sahibi benim. Siz misiniz? Evet. Siz bu apartmanda yenisiniz galiba. Ben ev sahibi avukat Bülent Güralp. Bana burada bir kadının oturduğunu söylediler. Evet, misafirim. Evet. Benim. Ne yapmışım ben? Ne hatamı gördünüz? Evinize gelen giden belli değil. Hep bir kavga gürültü. Kiracınızı uyarın. Kiracım değil. Misafirim. Anlamadım. Ne misafir? Beyefendi, sizin anlamanıza gerek yok. Bülent, buraya gerçekten başka kimse gelmiyor. Kimlerin geldiğini de sen biliyorsun zaten. Tamam, tamam canım. Sen içeri geç. Beyefendi de gidiyor zaten. Vallahi Bülent Bey, hanımefendinin neyiniz anlamadım. Evlisiniz sanırım. Ama yani sizin de böyle yalnız bir kadının yanında... Ya ne diyorsun sen ya? Ha? Ne diyorsun? Demek ki sizin için önemli bir hanımefendi. Böyle koruduğunuza göre. Evet. Çok önemli. Çok kıymetli, çok değerli benim için. Ya sana hesap mı vereceğim ben ha? Şimdi çabuk. Çabuk gidin buradan. Hadi. Vallahi bu sizi son uyarım. Bu apartmanda bir huzursuzluk olursa polis çağırırım. Ya çağır polis ya. Çağır. Hadi git çağır. Hadi. Bir daha da seni bu kapının önünde görmeyeyim, tamam mı? Hadi kaybol şimdi. Hadi. Görüşürüz. Hey Allah'ım ya. Hey Allah'ım ya. Bülent. Ya benim burada kalmam başına bela açacak. Hiçbir şey olmaz Gönül. Sen bunları düşünme. Hadi. Geç içeri. Geç. Gönül, bak bu adam tekrar kapıya gelecek olursa mutlaka bana haber ver, tamam mı? Tamam. Bülent, acaba ben başka eve mi çıksam? Hayır. Burada kalacaksın. Hiçbir yere gitmiyorsun, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Benim çıkmam gerekiyor şimdi. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka beni ara. Kapıyı da kilitlemeyi unutma, tamam mı? Hadi görüşürüz. Aman kim bu kadın ya? Kafayı yiyeceğim. Baban ne yapıyor bu kadınla burada? Savunlu bir de. Bir de nasıl savunlu? Değerli kıymetli diyor. Yok ben dayanamayacağım. Efendim Feray. Evet, adliyeden çıktım. Şirkete geçiyorum şimdi. Şirket diyor bir de ya. Bülent, ya şu yiğidi bir psikoloğa mı götürsek acaba? Ha? Feray, hayatım biz ne konuştuk seninle? Bekleyeceğiz demedik mi? Ya çocuğun üzerine çok fazla gidiyorsun. O kadar gitme. Hem moralini de bozma çocuğun lütfen. Hayatım sonuçta şiddet göstermiş ama. Ya Feray. Ya sonrasında pişman olmuş çocuk zaten. Ona bakacak olursan bizim her gün Melis'i psikoloğa götürmemiz lazım. Bu ne şimdi ya? Ne demek şimdi bu yani anlamadım Bülent. Feraye, bak Melis zaten sürekli bir şiddet içerisinde. Özellikle Zeynep'e yapmadığını bırakmadı. Yani sen ona hiçbir şey demiyorsun. Yiğit alt tarafı bir kere bir şey yaşadı. Sen de geldin ona taktın Feraye. Ay konu nasıl buraya geldi gerçekten anlamadım. Bak sen merak etme. Bizim oğlumuz gayet iyi. Eğer bir problem yaşanırsa ve bunun farkında olursak ben elinden tutacağım, kendim babası olarak götüreceğim, tamam mı? Sen lütfen merak etme. Ne gerekiyorsa ben yapacağım. Tamam canım. Tamam. Hadi sen işine bak, görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz Feraye.
İşlerim var, haberleşiriz sonra. Bay bay. Ben mi şiddet yanlısıyım? Neden acaba? Ben şimdi şiddeti göstereceğim size.